Herkese selamlar. Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Güzide Mertcan. Ben Hasan Miltekin. Bugün Ülker lezzetleriyle harika pastalar yapacağız. Evde yapılabilecek son derece pratik, lezzetli bir pasta yapıyoruz Ülker ürünleriyle beraber. Altta bir cheesecake tabanımız var. Tam buğdaylı saklıköyle yapacağız. Onu ronda da parçalayıp tereyağıyla harika bir taban yapıyoruz. Saklıköyleri getirdim senin için Hasan. Harika. Saklıköy gerçekten muazzam bir bisküvi. Severiz. Bunu yaparken ben bunu hazırlayayım. Tamam. Ben Güzide de o abla. Zaman tereyağını eritmeye başlıyorum o zaman. Tereyağını eritelim. Tamam. Bence şöyle yapalım. Hatta kremayla da başlayayım. Evet. Yani şu ganajı da yapalım. Aradan çıkması lazım ganajın da. Soğutalım onu da. Hop. Evet. Ben bunları parçalıyorum yavaş yavaş. Tamamdır. Orada rondom var. Tamam. Buraya birazcık böyle atıyorum ben. Şimdi önce tereyağımızı eritiyoruz. Hasan saklıköyleri parçalıyor. Evet. Arkasından da onları böyle güzel bir taban yapacağız. Son derece lezzetli. Bu tarifi aynı şekilde cheesecake'lerinizin tabanında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve diğer ganajlı vesaire yaptığınız pastalarla. Şimdi tabanı yapıyoruz. Hemen arkasından ben ganaja da başlıyorum. Şimdi bisküvilerimi kırdım. Bu bisküvinin en güzel yanı da tam buğdaylı olması. Hakikaten ben bir tane atıyorum. Çayın yanına çok iyiydi. Şimdi rondoya atacağım ben bunu. Şimdi cheesecake tabanı yapıyoruz. Evet, cheesecake tabanını hazırlıyoruz. Ben tereyağı isteyeceğim sizden buna katmak hemen. İçin. Hızlatmaya başlıyorum. Benim bisküvilerim hazır. Tabanı aldım. Evet. Bekliyoruz. Peki Güzide abla, evde Ülker lezzetleriyle neler hazırlıyorsun? Öncelikle ben Ülker'in bu pasta yapımında kullandığımız çikolatasına bayılıyorum. Kuvertür çikolatası. Hem piyasa göre fiyatı çok uygun bence. Hem de lezzet olarak tam böyle pasta yapımında aradığımız o kıvamı veriyor. O yüzden çok güzel. Onu çok fazla kullanıyorum. Artı zaten Ülker yılların çikolatacısı. Çikolatalarını çok fazla severek kullanıyorum. Bence yeterlidir artık Hasan. Evet, alıyorum ben bunu. Şimdi tereyağımı artık blenderdan geçirmiş oldum. Bisküvimi ekliyorum. Burada bütün tereyağını buna güzel bir şekilde, homojen bir şekilde yedireceğim. Daha sonrasında da artık kek tabanımıza bunları güzelce yayacağız. Hasan onu yaparken ben de şu anda kremayı ısıtıyorum. Bayağı ısındı. Hemen Ülker'in kuvertür çikolatasını alıyorum. Dediğim çikolata buydu. Evet. Çok başarılı. Ganaj yapımında daha iyisini ben açıkçası görmedim. Kakaonun vesaire. Bir harika. Gözüm kaldı ay, zaten. Ay hadi bunu da sana. Gözüm kaldı zaten gerçekten. Bir tanesini atayım mı? Ben şimdi kremamı ısıttım ama burada dikkat etmemiz gereken nokta kremanın çok fazla ısınmaması. Kremayı kaynatırsak kesilebilir. O yüzden hafif bir ılındıktan sonra sadece çikolatayı eriteceğiz amacımız bu. O yüzden kremamızı hafif ısındıktan sonra çikolatamızı ekleyip ganajımızı yapıyoruz. Hemen arkasından soğutmamız gerekecek istediğimiz koyuluğu versin diye. Şimdi ben artık bunu toparladım. Senin homojen bir şekilde tereyağınla evet. Eridi, evet. Şimdi güzelce kalıbıma bunu... Onu bastırmak için bir şey de alalım mı Hasan? Olabilir. Çok sana güzel. Yardım edeceğim tamam. Şimdi. Hatta plastiği aldım senden. Tamam. Bu artık gördüğünüz gibi çok güzel bir halde. Kalıbımın altına bırakıyorum. Kenarlarını da yapacağız değil mi? Tabii tabii. Şimdi önce güzelce bastıra bastıra yanlarını. Bizim en sevdiğimiz şey anneler olarak evde bulunan malzemelerle pratik, hızlı. Ya. Böyle çocukların doğum günleri olsun, işte okul çıkışları olsun hızlıca. Çünkü bizim evde kutlama bitmiyor Hasan. Yani sürekli birinin doğum günü, birinin bir okula eğlencesi, o kutlaması, bu kutlaması. Evlerde kutlama bitmiyor. Çocuklar seviyor böyle şeyleri. Seviyorlar. Efendim ben de çocuktum. Ben de seviyorum. Seviyoruz yani. Ben de seviyorum. Bu tip ürünler. Ben tabanını artık güzelce toparladım. Şu kenarlara şu özelliği yapmak. Burada bütün bence izleyenlerin en çok dikkat etmesi gereken nokta burada aslında bir cephe hazırlıyoruz. Yani ürünü içerisine koyduğumuz zaman bu ganajımızı harika bir cephe olması lazım ki ürün hem sızmasın hem de bu donduktan sonra bu ganaj
kestiğimiz zaman harika bir görsel olsun bizim ben için. Ben bunu genelde su bardağının altıyla yapıyorum. Evet. Böyle çat çat çat. İyice böyle sıkıştırırsak su bardağı hayat kurtarır değil mi? Değil mi? Aynen. Gerçekten. Her şeyde ölçü yani, birimi. Bir kere ölçü birimi. Her şeye yarıyor bence. Çünkü baklava kesenini gördüm ya. Su bardağıyla evet, tabii. Evet, baklava kesiyorlar. Yani. Benim de ganajım hazır şu anda. Krema ve Ülker'in kuvertür çikolatasıyla birlikte yaptığım. En sevdiğim, her pastada mutlaka kullandığım. Bunu bir çırpıcıyla çırptığınızda da çok güzel bir pasta kreması elde edebiliyorsunuz. Evet. Bu da denemek isteyenlere söylemiş olalım. Benim artık ürünüm hazır güzdağı var. Ben de hazırım. Evet. Kremamla çikolatamı erittim. Şimdi artık birleştirme vakti. Evet, şey yapalım. Güzdağı da şurada bir şeyler var. Parmak usulü. Ben sana zaten onun dibini ayırırdım sen isteseydin ya. Şimdi ben tadına bakmadığım ürünü yapmak istemiyorum. Tencere dibi bambaşkadır. Sıyırması inanılmaz keyiflidir. Döküyorum. Evet, bence başlayalım. Hemen size de evet. Göstermek açısından tabanımızın üzerine ganajımızı döküyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? O kadar lezzetli ki. Bak samimi söylüyorum ya. Hani bu krema ile bu ikisi birleşti. Bak ganaj muhteşem. Ve ne yapıyoruz Hasan? Evet, artık ürünümüz gördüğünüz gibi hazır. Harika bir. Şimdi renk uyumu da çok güzel oldu burada. Hani bunu yaptıklarına davetlerde falan böyle saat 5 çaylarında falan. Aynen. Markolular ben söyleyeyim. Bütün şimdi dolması hemen. Dolması için dolaba gönderiyoruz. Dolabımıza gönderiyoruz. Evet Güzide ablacığım gördüğün gibi çemberinden çıkarttım. Yaklaşık 1 saat buzdolabında bekledi. Biz de çayımızı içtik bunu beklerken hala sohbetimizi de ettik. Çok artık güzel ülke ürünlerinde tadına baktık. Evet. Bolca banketlerin vesaire. Ben tam yiyemedim gerçi ama neyse birazdan evet. Devam edeceğim. Şimdi artık servise başlayalım bence. İşin en keyifli kısmı geldi. Evet artık eğlenceli kısım. Bence bu kısım herkesin kendi şefliğini konuşturacağı nokta. Evde çocuk varsa benim ricam bu kısımda mutlaka çocuklarınızı çağırın. Onlar inanılmaz keyif alıyorlar pasta süslemekten. Çok tatlı ülker ürünlerimiz var, yupumuz var, dankek lokmalarımız var, rulo katımız var. Hepsini üzerinde süsleme için kullanacağız. Şimdi başlayalım. Başlayalım bence yavaş yavaş. Neyimiz var? Şimdi rulo katımız var. Rulo kat tabii ki olmazsa olmaz. Bunu yani çok şimdi seviyorum. Ben bunun ayrı bir hastasıyım. Evet. Nasıl yapalım? Sen hemen yemeye başlıyorsun Hasan ama tamam, yetecek mi pasta burada? Özür dilerim efendim, özür dilerim. Al beni, aldım. Tamam. Minik al benilerimiz var. Bunlarla pasta süslemek için bu da yupo, draje. Evet. Çok keyifli en bir yemesi var. En çok hangi rengi seviyorsun? Herkesin vallahi. Çocukluğundan kalan böyle en çok sevdiği bir renk vardır. Şöyle elime atayım hangisi gelirse. Hadi bakalım. Çünkü bunu renk ayırt etmeyeceğim. Ama o kadar güzel renkler geldi ki. Benim kızım pembe olsun. Pembe geldi. Evet. Ama ben maviyi severim herhalde ya. Yani. Sanki mavi severim. Ben başlıyorum. Tamam, kafamda başlıyorum. Göre. Bence iş keyifli noktası burası. Ben işin yaramazlık kısmındayım herhalde. Bak Hasan senin yaptığınlar ne oldu şimdi orada? Kaldılar onlar. Bence işin en eğlenceli kısmı onları bu. Onları saklayacağım. Güzdağla. Tamam hadi. En şimdi önemli. Ne kaldı geriye? Bence rulokata devam edelim. Tamam. Rulokatla birlikte bir şeyler yapalım. Rulokatın kendi deseni çok güzel. Biraz yayalım mı? İyi mi böyle? Bence güzel. Ben bozdum işte bak güzel dedikten bence güzel. Sonra. Şöyle yapabiliriz tekrardan. Şu açıyla birlikte. Tamamdır. Tamam. Bunu ne yapalım sence? Bence yupoyu tamamıyla bana göre. Dağınık. Ortaya bırakalım. Bütün rengiyle hangi ortada kalsın. Etrafına da dankek lokmalıktan böyle dizeriz. Lokmalıklarımız var. Aynen evet. Öyle. Ama bir şey söyleyeyim. Önce lokmalığı yapalım tamam. Ki onu etrafına serpiştirme şeklinde. Tamam. Dankek lokmalığımız var. Gerçekten tek lokmalık. Minicik minicik kekler. Ben şöyle bir. Kokusuna inanamazsınız. Muhteşem. Bunu biraz da yerken çikolata ganajına birazcık daha böyle ağızda böyle lezzetli hale gelmesini istiyorum. O yüzden bir dörde böleceğim ben bunları. O da şu açıdan drajelerle birlikte keyifli bir nokta olsun istiyorum. Mesela şu şekilde. Buyurun. Aa bunu da ben mi koyayım? Evet, aa, bana bıraktın çok teşekkür ederim. Ben ama şimdi beni tedirgin ettin nasıl koyacağımı bilemiyorum. Gelişi güzel. Vallahi Hasan. Evet, süper. Şöyle koydum ben de. Tamam. Tamamdır. Bence şunu yapalım bu saatten sonra. Hı hı. Bunları orta kısma koyalım. Pul çikolatalarımızı da böyle tam yapacağım. Onlarla son. Evet. Aynen öyle. Bol çikolatalı olsun. Buyurunuz efendim. Geliyor. Hemen. Evet.
yupalarınızı şöyle ülker, rengarenk. Buraları da bence çok güzel oluyor. Devam edebiliriz. Büyük ihtimal beni izleyen çocukların hepsi şu an bu hareketi yapacaklar. Bunu kullanırken. Neyimiz kaldı? Çikolatalarımız. Pul çikolatalarımız var. Kuvertür çikolatayı eritmekte zorlananlar için pul çikolata çok keyifli bir şekilde kullanılabilir, eriyebilir. Hem beyazı hem de bitteri var. Aynen öyle, çok lezzetli. Ben bunu da yiyorum çünkü bunu çok seviyorum. Evet. Nasıl yapalım? Onu da bence şu şekilde yapabiliriz. Ben nasıl? Evet, aralarına dikebiliriz bence. Bu bir de kıtır olması damakta da hem tabii güzel bir lezzet bırakacak. Öyle değil midir ama ya? Pastanelerden aldığınız pastaların arasında bu çikolatalar olduğunda çok daha keyifli olmuyor mu? Tabii ki. İşin en keyifli kısmı, bu pastayı yaptım ben. Üzerine iyi ki doğdun yazıp çok güzel bir Doğum günü pastası olur, davet oldu. Pastası olur. Kutlama pastası olur. Yani her şeyi kullanabilirsiniz bunu. Şunu şöyle dekeyim mi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, beyaz pullarımız da. Bunları biraz dik yapıyorum ki. Bu arada çok fazla pişirme işlemi yapmadığımız bir pastaydı bu. Çok az malzemeyle yaptık, dediğiniz gibi ülker ürünleriyle. Ya tamamıyla şokluk bir ürün yaptık. Ama kokusuna inanamazsınız ya. Şu çikolatanın bu hoş kokusu felaket. Evet. Ne dersin, bir çay içelim mi bunu ya? Çay mı kahve mi? Çay. Biz hemen çaylarımızı alalım. Daha sonra pastamızı servis edeceğiz. Evet, Güzde ablacığım. Geldi. Çaylar geldi. Sunumumuz hazır. Bence artık şöyle güzelce kesip tadına bakma vakti. Tabii ki. En keyifli noktası. Ben yardımcı olayım size hemen. Hemen. Vallahi ben kendimkini alır geçerim kenara Hasan. Sen kendi tarafını ayrı kes. Ben size ikram edeyim ablacığım. Teşekkür ederim. Buyurun. Ellerine sağlık. Ben hemen keseyim bir tane daha. Al bakalım. Şunu ayıralım. Tamam, teşekkür ederim. Ben bununla devam edeceğim. Ha, oldu canım. Bak burada bu kadar arkadaş bekliyor. Ben onları ayırdım. Onlar yesin. Evet. Tamamdır. Şöyle tamam. Ben çatalımı aldım. Senin çatalını evet. Şöyle veriyorum. Sende peçetelerimiz var. Başlıyorum. Vallahi başla abla. Yupolu tarafından. Hem ganajı. Hep bunun hayalini kurmuştum. Sonunda bana da bir mukbang videosu mu deniyor buna. Bol sesli alırsanız sevinirim. Altı yaptığımız o saklı köylü harika katman. Üzerindeki ganaj. Şu ganajın kıvamı çok güzel. Harika olmuş. Vallahi neyse, devamlı. Artık şey yapmayalım çok fazla. Harca. Sesliye inanılmaz yakışmış. O yupalar üzerine albeniler, çikolatalar çok yakışmış. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Evet, bugün ülker lezzetleriyle harika bir pasta yaptık. Siz de evlerinizde bu pastayı çok basit bir şekilde malzemeleri gördüğünüz hazırlayabilirsiniz. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Biz çayımızı içmeye devam ediyoruz. Pastamızı yemeye devam ediyoruz. Size şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.